yaşadım başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, kırgır şamatası kalaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da satrat kolay mı? Adını da yazdım alnıma, tövbeler olsun tövbeler. Bana varmazsan eğer, Allah seni taş eder, bu beder bu beder düşmanına. Bana varırsan eğer, kavli karar kader, tac ederim başıma yüz yaşına. Hadi arkadaşlar, ay, ay, ay. Ne yapıyorsunuz ya? Ne bağırıyor? Ya hadi müşteri bekliyor ya. Kızım ya, müşteri bekliyor. Allah Allah. Hadi hadi hadi. 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 Ama be. Şşt, gıdık. Gel canım. Şeyh Herif, Ferhat'la Sultan elbiselerini nerede çıkardılar canım? Burada çıkardılar teyze. Ha orada mı? Yürü gel şimdi oraya. Ha. Ver bakayım bana Sultan enterlerini. Ver. Ha. Buyur teyze. Şimdi şunları... Ana bir güzel tozlayalım. Teyze. E canım. Aslında sen çok iyi bir insansın bilir misin? Didit. Çünkü bu dar elbiselerine güve vurmasın diye naftalin tozu dökersin ya. Saçmalama. Naftalinle ne ilgisi var? Kaşıntı tozu. Bunlar kaşıntı tozu. Kaşıntı tozu bu? He. O da mı elbiseyi muhafaza eder? Ver şunu be. O sultanı muhafaza eder. Gece Ferhat'tan geldiği girmesinler, sabaha kadar birbirlerini kaşıyıp dursunlar anam. Çaktın mı köpeği? Ya kız ana. Ha canım. Mü be? İçeride müşteri bekliyor dedim. Hadi ya. Tamam geliyoruz oğlum. Aa, geliyoruz. Benim atletim senin elinden arıyor Pembe abla. Anam iyilik de yaramıyor bunlara. Yere düşmüştü, kaldırdım, koy oğlum. Az şunu yerine haydi. Haydi müşteri bekliyor. Hadi yürü ya. Hadi ya. Hadi ya. Yürü. Sipaliler boncukta, her gün yaşan yerinde. Bir gün kasım taşa dayım, bir gün zulmede. Bir gün kasım taşa dayım. Teyze, bu gece eve çok zengin döneceğiz galiba. Dedik, çünkü çok şahane alatura vardır bu gece. Görüyorum, görüyorum. Mutluluktan gözlerim dolu dolu olarak da seyrediyorum alaturaları. Alaturaları bu badide rubanlarla paylaşmak zorunda kalmasaydık çok daha şuvar olacaktı ama. Ya
Canım sen hiç merak etme. Demokrasilerde ve pempelerde çareler tükenmez. Parayı tek başımıza toplamamız için de çok şugar bir planım vardır. Teyze maşallah. Devlet Planlama Teşkilatı'nda bile sendeki kadar plan yoktur be. Muharrem, hazırlıklı ol. Şarkı biter bitmez el keslerden önce fırlayıp alaturaları toplayacağız, tamam mı? Tamam bebekçim. Otururlar şuraya sen. Teyze kaçamıyorum arkamdan bir tutar. Otur şuraya lan Allah seni kahretsin. Herkes çıktı onu ben attım oraya. Kalk. Ya Bubba teyze ne yapacağız Bubba'yı? Tamam. Ben de seni akıllı biri bilirdim ha. Anlayamadın mı? Ben yolladım onu oraya. Kalk paraları toplayalım yürü. Yürü teyze. Koşun. Aa, nerede? Allah. Allah. Dışarıda kaldı. Koşun. Topla hepsini haber. Adem kadınsın bir teyze. Sen konuşma aman. Demek ki Bubba oyuncak da. Sen konuşma topla çabuk şunları çabuk elini işletsin hadi. Çabuk ol. Ha, elini işlet elini. Teyze. Pembe abla. Pembe abla. Pembe abla. Pembe. Pembe yemezsin. Pembe. Anam Bubba var kaçınırım. Bubba. 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 Yemezler. Demek maksadın bizi dışarı çıkarıp alaturaları tek başına toplamakta öyle mi Pembeciğim? Yok yok. Vallahi üstümüze gelirseniz bu el bombasının pibini bir çekerim. Pibi nerede lan bunun? Bak 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 bak. Allah Allah. Ver şunu. Ver şunu bana. Aba. Ben gösterip ben mi abla? Sen zahmet etme bak. Çekerim bombanın pibini. Bak. 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 Patlamadı ya. Savaş karşı tipi bomba galiba ha? Öyledir oğlum. Öyle. Oyuncak o canım. Oyuncak patlamaz ama ben seni patlatırım. Aba. Gel gel. Gel gel gel. Yuh be Ferhat. Elbiseyle girdin yatağa. Direkt ayakkabıyla girseydin diyeceğim ama zaten ayakkabıyla girmişsin. Medeniyet görmemişsin ki. Heyecandan şahane heyecandan. Aa, bu ne be? Bu kaşıntı nereden çıktı? Ya bırak şimdi kaşıntıyı. Gel şöyle yamacıma gel be. Bir dakika Ferhat. Ha, tam orası şurası. Hazır elin oradayken sana zahmet bir kaşı sana şuraya. Ha. Buram ben. Orası biraz daha şey. Allah Allah. Oluyor mu be şey? Tamam. Biraz da biraz da tırnaklarında kaşış. Tamam. Oh. Benim de bacaklarım kaşınmaya başladı şahane. Şahanem be. Ben senin sırtını kaşırken sen de benim evet. Bacaklarım kaşısana be. Ay ne oldu bize böyle ya? Oh. Ay benim de bacaklarım kaşınmaya başladı. Allah Allah. Şahanem şu sırtım da kaşınıyor be. Ya benim de kaşınıyor be. Benim de karnım kaşınıyor. Kaşınıyor be. Ay Allah sırtım Allah. Da kaşınıyor. Ya ne oldu bize be? Ay bilmiyorum. Yavaş, uyandıracağım çocuğu. Aman be. Hadi. Sen de. Haydi alın çaylarınızı. Ferhatlar olmadan mı başlayacağız kahvaltıya? Onları da çağırın. Ay kız ana, iyileşme bir. Onlar duya duya girdiklerinin keyiflerini çıkarsınlar işte. Ha. Doğru be, hiç ilişmeyelim bugün onlara. Sabahın 8'inde ne gevdeymiş bu? Tavşan mı bunlar? Çağırın şunları. Hadi Aliş, hadi bakayım. Hadi Fatoş abla. Hadi ala. Ay ben niye? Muharrem sen? Hadi gelin hep beraber gidelim hadi. Hadi hadi. Ay, ay. Ay durma Ferhat devam et şuraya. Sultan sultan şura sultan çok fena. Ay ne oldu be yuh. Bu sadece kadar mı devam eder bunların geldikleri? Kavuşamadıkları onca yılın acısını çıkarıyor be Fatoş. Sus. Ferhat kahvaltıya geleceğiniz mi? Enişte içeri girin enişte. Canım giremeyiz içeri. Ayıp olur abi. Ya gelin be gelin. Ne oldu? Geliyoruz bak. Bak geliyoruz ha. Üstünüze bir şey alın ha. Ay bu ne? Gel hala enişte gel. Çok fena kaşınırız be. Oldu size çok böyle kötü be. Olduk. Ne kaşınırsınız? Bırak konuşmayı. Gelin ya. Ala Fatoş gelin ya. Gelin gelin. Kaşı kaşı. Aliş kaçıp hocam Aliş. Size böyle be. Allah Allah. Ala kız bir de sorar mısın be? Pasaklı kontes. O koca
yıldır bir kere olsa temizleseydim bu evi. Şimdi uyuz kapmazdık biz de. Ay güleyim bari. Gübre içinde badem. Asmam hayvan ağrından geldi. Bizim aklar paklar evimizi beğenmedi. Sus! Kız biz Erol'dan günü gün suyla temizleriz bu evi. Sen o yüzden ananı çöplüğünden kapmışsındır ha. Ya bırakın dalaşmayı ya. Her şey kardeşim ya. Tamam, tamam. Ayş oğlum. Ya, kaşı, kaşı, kaşı. Kaşı. Ay, dur bir bakayım bitti. Bakalım bak ne var ya. Of. Lan bu ne be? Buz ne be? Ay. Aa. Bakayım şuna. Aa, kaşıntı tozu bu hava. Ne tozu? Biz arkadaşlarla birbirimize atıyoruz bunları ya. Kaşıntı tozu mu? Kaşıntı tozunun bizim elbiselerimizde ne işi var ya? Benim atletim senin elinde ne arıyor pembe abla? Bana minik de yaramıyor bunları. Yeri düşmüştü. Kaldırdım koydum oğlum. Allah şunun yerine beğendiği müşteriler bekler. Hadi yürüyün ya. Hadi ya. Tabii ya. Dün gece meyhanede pembe abla serpti bu kaşıntı tozun elbiselerimize. Doğru be. Soyunma odasına girdiğimizde elbiselerimiz onun elindeydi. Vay patlak tübbelek vay. Aklını peynir ekmekle mi yedi bu kadın? Komik mi yani şimdi bu şaka? Ne şakası kız hala anlamadın mı? Pembe abla abimle Sultan GD'ye girmesin diye serpmiş bu tozu. Vay terbiyesiz vay. Bu kadar da fazla artık ha. Pembe abladan bunun hesabını soracağım ben. Ay, sonuna kadar arkandayım senin. Geliyorum. Ya Sultan. Yürü Fera. Ay, ay durun ya durun. Öyle öyle boş gitmek olur mu hiç? Haklısın hala. Zopa alalım. Zopayla döveriz ha. Sopa da az gelir canım. Pembeye kısasa kısas yapacağız. Ali, sen karşı tutuzu al. Sen bilirsin nerede olacağını. Eyvallah. Ama. Yürü lan. Bittin sen Pembe abla bittin. Hep çatınların yüz karası. Kız hani sultana zengin koca hani bulacaktı ne oldu? Ne oldu? Sultanı gerdiye sokmayacağım diye her gece imanım gevredi be. Benim de. Anam boşatacağım. Sen hele zengin kocayı bul o dakikada boşatacağım ben. Çok konuşma hadi yürü. Zengin koca bul da gel. Al şunu koy yerine. Günaydın Pembe abla. Günaydın. Tiplere bak. Anam. Pirim düştü kuyruğunuza. Uyuz keçiler gibi karşılırsınız öyle. Hayırdır? Ne oldu diyecek kızı? Sorma canım. Ay canım. Buraya yapma. Yapma. Kaşıntı anlatamam yani. Anam ya. Buraya. Nasıl kaşıntı? Gel buraya. Nasıl kaşıntı? Kaşıntı. 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 Ya buraya kaçma. Sultan. Ha. Sultan dök şunu. Ben derim şunu. Eşekler gibi kaşın dur bakalım Pembe. Pembe. Kaşa getireyim mi? Onunla daha iyi kaşınırsın. Be. Alın size. Dolun. Komiserim. Çok fena çıkmışız komiserim. Komiserim. Esas biz şikayetçiyiz komiserim ya. Mahvettiler bizi komiserim. Yine mi kavga edip geldiniz be? Nezarete girmek için kaşınıyor musunuz hepiniz? Kaşınıyoruz ana. Ama nezarete girmek için değil. Abi babasını gıdıkladığımın çocukları üstümüze kaşıntı tozu attı. Ondan kaşınıyoruz. Ay az bile içtik sana be. Sana. Şu halinize bakın be. Afrika ormanlarındaki maymunlar gibi kaşınıyorsunuz. Bak bak bak. Oradan laf sokana kadar bir el at da kaşı. Yok ya. İnsaniyet namına. Ha, görüyorsun halimizi. Komiserim. Hepsi anamın başının altından çıktı komiserim valla. Sultan'la gece gerdeğe girmeyelim diye. Elbiselerimize kaşın dolu serpmiş komiserim. Şikayetçiyiz komiserim ya bak. Hep aynı hikaye. Bıktım usandım artık sizden be. Ama sakin. Bayılıyoruz ha. Hala konuşuyor. Çıkın dışarı hadi. Çıkın kapı önünde kaşın. Çat çıkın hadi. Melekşe be. Hadi. Sırtımız kaşısa da azıcık çok kaşınır. Ben seni niye kaşıyorum? Beni kim kaşıyacak? Ay kaşın Pembeciğim kaşın. Allah Allah Allah. Salih. Buyurun komiserim. Sen de bana bak böyle tatlı tatlı kaşınıyor musun ya? Evet komiserim. Bana bak bunlar bize de mi bulaştırdılar kaşıntı ya? Sırtım kaşınıyor Salih. Benim de komiserim. Kaşınıyoruz Salih. Çok kötü. Ayıp ettin abi. Bizde öyle alavere dalavere üç kağıt olmaz. Bizans sikkesi diyorsan Bizans sikkesi bunlar. Müzeden gafdiledim. Eminsin değil mi? Bunlar daha önce gördüğüm Bizans sikkelerine pek benzemiyor da. Sikke sikkeye benzemez abi. Bunlar Bizans kralı 3. Gustinius...
Sallayamıyorsun'un kendi adına bastırdığı sikkeler. Ha, öyle mi? Tabii abi. Bütün Bizans bu parayı kullanırmış o zamanlar. Çünkü bunun sahtesini yapmak mümkün değilmiş. Ya. Ama bunun üzerinde İngiliz kraliçesi Elizabeth var. İngiltere demek değil mi o? Bizans'la ne demek alakası? Ne alakası var? Aşk olsun. Seni dolandırıyor muyum yani abi? Bizans o zamanlar neredeydi sayın abicim? Sorarım. Neredeydi? Neredeydi? İngiltere'de değil miydi? Yani öyle bir şey dedin ki abicim. Seni de duyan Bizans hakkında hiçbir şey bilmiyorsun sanacak. Yok canım, tabii biliyoruz. Bizans o zaman İngiltere'deydi. Maşallah. Tarih profesörü gibisin be abi. Seni dolandırmak mümkün mü? Şu gözlere bak. Cin gibi maşallah be. Neyse ben parayı alayım abi. Yaşa. Buyur baba. Hayrını gör sikkelerin. Allah. Sikkelere bak. Sen. Saçarım ben de pembeciğim. Paraların efendisi bir euro. Sami. Paraların efendisi olsa ne yazar kardeşim? Kağıt değil mi neticede? Altının yanında lafı mı olur? Hadi bakayım. Saç. Çiçil altı bunlar. Hadi bakayım. Hoppa. Anam. Altın saçar be. Altınım. Altın. Hakikaten altın saçar be. Ay anam ama bugün sana kaldı yaşlıdır. At. Yaşa be. At. Kaleciyim ben. İyi bunları at. Hoppa. Oh, gerçek altın değil bu teyze. Ve nasıl gerçek değil? Gerçekten de saklıymış. İngilizlerin bozuk parası bu be. Altı suyu da batırmışlar. Kırık beter baytap geçer bizler. Östaki burusuna tükürdüğümünün şeyi. Ayarsızı. İşi gücü bizim maytap geçmek ha. Allah'ın cezası. At abi. Hoppa. At abi. Ferrat delirdin mi? Sirklerdeki gibi çıkmış köpekler gibi. Ne hoplayıp zıplıyorsun? Dur! Ne? Nasıl duruyorsun? Adam altın atıyor be. Durulur mu be? Adam at. Bak sahte bu. Bir bak. Bak sahte. Hakikaten de sahteymiş. Aşık olsun be abi. Bozuk para gibi harcadın beni be. Rezil ettin beni be. Utanmaz. Şaka yaptım size be Ferhat. Amma geldiniz tez ya. Seni gidiyor havası kaçmış. Tekeri yan yatmış. Şahsiyeti kağıt helvadan mamur şampuan. Sırf bizimle maytap geçmek için git paraları altın suyla batırdın getirdin. İşin gücü yok mu anam seni? Yok Mehmetciğim. Aslında başka bir adamı dolandırmak için hazırladım bunları. Bildiğin İngiliz bozuk paralarını altın suyuna batırıp elemana Bizans sikkesi diye kakaladım. Zaten bu parayı bir o yedi, bir de Ferhat. Aşk olsun abi ya. Sen geri milleti dolandırmaya mı başladın be? Hani suyu vereyim size? Ya dolandırıcılarla ilgili bir roman yazıyorum da orada kullanmak için yaptım bu numaraları. Romanda kullanmak için yani, yanlış anlamayın. Arada da Ferhat'ı kekledim işte. Fena mı oldu? Nice. Sat. Ver şu şeyi geri düştü. Ver.
Sil sil altın bundan. Yazasın. Git lan sen şuradan. Altın hadi. Git kitabını yaz hadi. Sen şimdi bunlar Bizans sikkesi diyorsun değil mi? Satan adam öyle söyledi baba. Bizans sikkesiymiş bunlar. Sen... İngiliz parasını altın suyuna batırıp kerizlemişler seni. Nasıl gelirsin bu tezgaha? Vallahi anlamadım baba. Bizans sikkesi gibi geldi bana. Konuşma, konuşma! Sağlık sigortan var mı senin? Var baba. Dayı oğlunun marangozundan SSK yaptırmıştık. Niye sordun ki? Lazım olacak da onun için evladım. Nasıl keklenirsin? Benim paramı nasıl dolandırıcılara kaptırırsın? Alın şunu. SSK hastanesinin önüne bırakın. Tamam baba. Bir dakika. Sana bu altınları satan dolandırıcının adı neydi? Beterali baba. Güzel. Önce bunu SSK'ya bırakın. Sonra da bana o Beterali denilen dolandırıcıyı bulup getirin. Baş üstüne baba. Haydi çiçeklerim var. Karanfilim var. Papatyam var. Çiçek. Çiçek. Karanfilim. Hayırlı işler anam. Nasıl anam? İş var mı müşteri? Müşteri var mı ki iyisi olsun be? Sabahtan beri şifa niyetin ettik daha satabilmiş değilim vallahi. Öyle mi? Bak şimdi ben nasıl satıyorum seyret. Gözlüğü takalım. Hı? Gördün mü anam? Şuradaki sıpayı da elimize alalım. Şimdi gör bak. Yine ne dumanlar çevirirsin sen be? Haydi aram çiçekçi geldi vatandaş. Helal olsun katına görüyor musun? Görme engelli ama engel falan tanımıyor. Ekmeğini taştan çıkarıyor. Hadi şuna destek olalım. Gidelim hadi. Dur bakayım. Vurma kız. Vurma. Ay, vurma be. Anam çiçekçi geldi. Çiçekçi bir çiçek verir misin? Vereyim ablacığım. Nerede anam sen? Buradayım. Nerede? Tamam buradasın. Sen oradasın topla anam. Beşini sana çiçek veriyorum ha. Al çiçek. Sağ olun. Sağ ol. Allah bereket versin abla. Hadi hadi anam. Hayırlısı. Naş anam naş. Haydi. Neredesin kız oynak? Buradayım. Ay. Oynaşma be. Aman. Yok, vurma be. Görüm aman, anam bak. Nasıl göreyim? Satış nasıl yapılır gördün mü? Salak. Benim pazarlama taktikleridir bu. Her kör satıcının bir kör alıcısı olur unutma. Kız beni. İşin gücün dalaveredir ha. Bu dünyada yediği urmalar öteki tarafta vallahi bir yerlerini fena tırmalayacak haberin olsun demedi deme. Ana müşteri geliyor ha. Anam çiçekçi geldi çiçek. Ablacığım bir demet çiçek verir misin? Ay ben vereyim abi çok şükür çiçeklerim vardı bak vallahi. Yok ben hanımefendiye destek olmak için alıyorum. Sağ ol canım Allah razı olsun. Ne bileyim sana karanfil. Hadi ver bakalım. Al ana. Al ana ama tazedir bak. Ay şuradaki güzeline bak gördün. Parıldıyor resmene vallahi abiciğim. Sen kör değil misin? Karanfilin rengini nereden görüyorsun? Yakayı eline verdim pembeciğim. Bu ya ortaya çıktı. Büyük kör numarası yapıp insanların yardım duygularını sömürüyorsun. Ver paramı. Abiciğim vallahi ben körüm. Gerçekten körü körüne yani körüm yeminim. Paramı ver dedim. Ver. Polis, polise ver dedim. Polis. Polis yok mu? Polis. 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 Paramı ver. Polis. Sen benim başımın belası mısın be kadın? Öldürecek misin ne sen abi? Beni be? Anam hangi karıya söylüyor komiserim bunları? Burada başka karı var mıdır? Nerede vardır? Pembe abla dur ne yapıyorsun? Şuraya bak be. Hala utanmadan kör taklidi yapıyor. Nereye bakayım anam? Nereye gösteriyorsun? Görmüyorum ki ya valla. Dün gece sapasağlamdı gözleri. Akşamdan sabah kör mü oldun? Ali. Buyurun komiserim. Çıkart gözlüğü. Başüstüne komiserim. Canım komiserim sensin değil mi? Valla bende öyle geçici bir körlük oluyor. Yayın arada bir gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Ay valla. Gene görmüyorum. Şimdi uydurma. İşte görmüyorum. Ben de bu yalanları yiyecek göz var mı be kadın? Valla görmüyorum anam bilmiyorum. Belki vardır belki de yoktur. Ama size saygım sonsuz sonsuzdur valla. Ver öpeceğim komiserim Allah aşkına ver elini. Pembe abla benim elimi öpüyorsun. Valla fark etmedim anam. Hem ne demişler? Kör tuttuğunu öper demişler. Bak ha komik oldum ha. Değil mi canım? Pembeciğim
Bir film seyretmiştim. Kadının gözleri görmüyordu. Nezarette 3 gün 3 gece kalınca birdenbire gözleri açıldı. Salih! Buyurun komiserim. Pembağanımı at bakalım nezarete. Bağışsın komiserim. Aynen. Ne nezareti, ben iyiyim maşallah. Vallahi bak açıldı gözleri. Ver bakalım adamın parasını. Ha, veriyorum anam ha. Allah bir al defol git sütten bekletin. Hadi defol şimdi. Hadi git hadi defol. Sana söylüyorum. Hadi. Tamam komiserim, öptüm seni. Hadi. Altın. Bir altın düşürmüş buraya. İnanmıyorum ya. Aa! Bir tane daha. Bir tane daha. Aa! Aa! Bir altın daha. Altın tarlasına mı düştün be? Aa! Bir altın. Ne oldu Ferhat'cığım? Altın madeni damarı mı buldun yoksa? Ben senden anmasansın be Ferhat abi. Beni yine kilitledin değil mi abi? Aşk olsun ya. Çok saf bu olan ya. Gülme lan sen de. Kardeşim benim. Ne oldu? Beter yine şaka mı yaptı sana? Ya sen de amma safsın be kardeşim. Aynalı sasan gibi her seferinde oltaya geliyorsun be. Göreceksiniz ama. O betere öyle bir şaka yapacağım ki eşekten düşmüşten beter olacak. İnsan içine çıkacak, yüzük kalmayacak insan. Sonuna kadar arkandayım Ferhat. Rezil edelim şu ayarsız gırnatayı. Nasıl bir şaka yapacaksın? Şakayı ben yapmayacağım abi. İşi profesyoneli yapacak. İşin profesyoneli mi? O kim be? Bir asker arkadaşım vardı benim. Televizyonda şaka programı yapıyor. Onu çağıracağım. Beteri o şakalayacak. Aslansın be Ferhat. Ne şakası yapacaksın abi? Beter dün bir adama sahte altın satmamış mıydı? He, satmıştı abi. Şöyle bir tezgah yapacağız. Şimdi güya bu adam altınların sahte olduğunu anlamış da Beter'in üzerine mafya salmış gibi yapacağız. Mafyayı nerede bulacağız? Ya kamera şakası çeken arkadaşımın ekibindeki adamlar mafya kılığına girip Beter'in kapısına dayanacaklar. Sen bize nasıl sahte altın satarsın diye korkutacaklar onu. Yaşa be Ferhat. Beter mafyayı karşısında görünce korkudan altına kaçırır valla. O sırada Beter'i kameraya çekeceğiz Ethem abi. 70 milyon insan Beter'in altını nasıl kaçırdığını görecek. Haydi. Olay olacak bu şaka. Olay olay. Ferhat sen delirdin mi? Bu da kabara şakası değil, düpedüz eşek şakası derler ya. Yazık değil mi Beter'e? Aman enişte be. O bana şaka yaparken bana yazık değil mi de? Dişi diş kana kan intikam mı intikam? Akıllı ol be Ferhat. Ya korkudan Beter'in kalbine inerse maazallah? Amma abarttın be enişte be. Aslan Ferhat. Ara sen şu kamera şakacısı arkadaşını, eve gelsin. Tamam, hemen arıyorum Ethem abi. Ara kardeşim, ara. Çok eğleneceğiz abi ya. Hepiniz delirmişsiniz, hepiniz. Çok tehlikeli bu şakalar. Söylemedi demeyin. Alo. Ne haber tertip, Ferhat ben. Nasılsın, iyi misin? İyi, iyi. Ben de iyiyim. Dinle bak, sana süper bir kamera şakası buldum tertip. Şimdi bizim burada Beter diye bir abimiz var. Tamam. Bir adam yok benim için. Tabii. Baba. Gözlerine bakmadan yaşayamam. Sen. Sen. Gene 80'inde sonra kudurup. Başka? Karılarımı aramaya başladın. Ne yapayım anam ben seni ha? Ya kedi gibi kısırlaştırayım mı seni bu yaştan sonra? Ne dersin be? Numarası. Allah Allah. İftira etme bana. Anam. Sen atları aramadıysan. Her ay her ay 30 milyon gelen telefon faturası. Nasıl oldu da bu ay 150 milyon geldi? Ne bileyim ben be. Ben telefonla bu ay hiç konuşmadım. Yok ya. Sen konuşmadıysan kim konuştu peki? Ne bileyim ben be. Bir susun be. Bir susun. Şurada telefonda konuşuruz değil mi? Hayır, sizin sesinizden bir konuştuğumu anlamam. Sevgili bana Almanya'yı anlatasın be İlkacığım. Saatlerce anlatsam bırakma. Buraya ben gel. Çok severim buraya seni. Buraya gel. Servet düşmanı İbiş. Ah ah.
Demek bu telefon faturası senin yüzünde böyle kabarık geldi. Olmaz. Bugünden itibaren bu telefon her türlü görüşmeye kapatıldı. Dede bir teyze. Çünkü sayende 150 milyon lira fatura geldi canım ha. Allah'ım. Gece gündüz etimi sümüklü kızıyla konuşursan olacağı buydu işte. Telefon kapatılır mı be? Kapatılmaz. Dede, çünkü telefon kapatılırsa kimseyle görüşemeyiz. Telekomünikasyon, haberleşme, iletişim. Telefonu kapattık. Bundan böyle telefonumuz sensin. 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 Anlamadım teyzeciğim. Telefon ben miyim? Ben şimdi sana anlatacağım. Sen bundan böyle telefon vazifesi göreceksin. Ben çok affedersin teyzeciğim ama ben yine anlamadım. Daha iyi anlatıyorum. Şöyle olacak. Şimdi ben telefonla kimi arayacaksam, ona ne söyleyeceksem az sana söyleyeceğim. Sen de koşarak gidip dediklerimi o aradığım insana söyleyeceksin. Anladın mı? Ayaklı telefon yani. Kapsapı alanı biraz kısıtlı olmaz mı böyle bir telefonun teyze? Olmaz. Olmaz. Sen meraklanma. Bak şimdi mesela ben kimi arayayım? Hanife'yi arayacağım. Şimdi iyi dinle. Ding ding. Alo, Hanife. Sultan'a zeki koca bulacaktı kız. Ne oldu? Anladın mı? Ne duruyorsun şimdi? Koş hemen söylediklerimi Hanife'ye söyle. Yürü. Dalga mı geçeceksin? Şaka değil bu şaka. Koş dedim sana. Koş. Sen de önüne bak, tamirini yapacak. Adi, kalk sağlıcakla. Dedi. Kısa zamanda. Sana da bir koca bulacağım. Kıza koca bulacağım dedi. Kapattı. Ölüme diyeceğim. Nefes nefese kaldım. Yok ya. Gel bakayım şimdi. Emel, meşgul sinyaline geçti. Daha Edirne'de ki ananı arayacağım. Ya. Dal kapı geçersin teyze. Edirne'ye kadar koşacağım mı ya? Hadi. Yukarı artık dede. Anam, telefon Edirne'yi aramam demez ki. Madem telefonu yerine aldın, seni yapmam lazım. Hadi kalk, geçmişi kandili seni. Madem telefonun görevini yapamazsın, ne diye temiz sümüklü kızıyla sabahtan akşama kadar konuşuyorsun? Beleş mi lan bu telefon? Baba. Neyse, aklı başına gelmiştir herhalde. Genç adam sahte altınlarla köşeye dönen kurbanının arkasından baktı ve şöyle dedi. Artık bir dolandırıcıyım. Hey yavrum, dosta eskimsin nesin be? Geldim geldim. Oo, Çaykoski. Bugün ben kahveye gelmedim diye çayımı eve mi getirdin yoksa? Getirdim getirdim ama sana önemli haberler getirdim. Geç geç geç. Hayırdır?
Ne haberi? Yalnız sana söylediğimi kimseye söylemeyeceksin ama. Kalbine falan iner diye korktum da gelip söyleyeyim dedim. Ferhatlar seni şakalayacaklar. Tamam tamam söylemeyeceğim. Ne şakası ya? Dün geceden beri sen Ferhat'ı sahte altınlarla kerizleyip durursun ya. Onun intikamını almak için televizyona kamera şakası çeken bir asker arkadaşı varmış. Onu salacak senin üstüne. Vay 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 vay. Kardeşime bak sen. İntikam alıyor Beter abisinden ha? Hem de ne intikam. Herifler kapıya mafya kılığında gelecekler. Mafya mı? Mafya ne alaka ya anlamadım. Sen dün romanın için bir herife sahte altın satmıştın ya. Evet. Güya bu adam gitmiş bu mafyaları tutup senin üstüne salmış gibi yapacaklar. Vay vay vay. Ferhat'a bak sen. Cin olmuş da adam çarpıyor kardeşim. Ama ne yalan söyleyeyim iyi numara bulmuşlar hakikaten ha. Herifler sana mafya ayağı yapıp korkutacaklar. Sen böyle korkup yalvarınca falan da kameraya çekip televizyondan cümle aleme seyrettirecekler. Yer miyim ben bu numaraları ya? Yer abi yer ya. Hem de çiğnemeden direkt yutarak yer. Tertip. Senin ekibin gidip biz mafya izlesin Beter'e. Gör bak yiyor mu yemiyor mu? Ferhat doğru söyler mi oğlum? Mafyadan ödü kopar o lahananın. Çok eğleneceğiz abi çok. İyi tamam. Şakayı siz hazırlamışsınız zaten. Bize sadece realize etmek düşer. Yaşa. Size sadece realize etmek. Realize etmek. Rezaliye ama neredeyse işte ondan etmek kalıyor. Tamam abi. Yani ömründe ilk defa Can Can'la bir laf edecektin. Onu da beceremedin şipşak. Gülme Beter et. Ya arkadaşlar. Şş, tertip. Siz hemen gidin şurada mafya kılığına girin hadi. Şurada lavabonun orada giyinebilirsiniz. İyi tamam. Şurada tamam. Şurada. Hadi arkadaşlar kostümlerimizi giyelim. Hadi. Şak. Çok yakışıklı oğlum. Çok kız yakışıklı. Allah, yiyelim onu bir. Akşama size şöyle güzel bir kuru fasulye pişireyim ha. Ay. Ama rahat gelinim benim yemek mi yapacakmış bize? Harika olur be sultan. Böyle bol bol etli yap ha. Bilirsin biz Romanlar etsiz yemek yemeyiz değil mi oğlum? Yapsın da evde et yok gibi ala. Ha? Olsun be. Ben şimdi arar Ferhat'ı söylerim. Gelirken kasaptan yarım kilo kuşbaşı alsın ha. Alsın. Ver hala şu telefonu şuradan. Dur vereyim sana. Ara. Üç. Alo, Ferhat neredesin? Şahanım kahvedeyim ya. Beter'e şaka yaparız da onun hazırlıklarını yaparız. Ne şakası be? Şaka yapalım. Kamera şakası Şahanım. Televizyoncu arkadaşım var, onlar yapacak şakayı. Var ya, acayip eğleneceğiz. Allah, ya bekleyin biz de geliriz. Ya biz siz curcuna olur mu be? Tamam Şahanım. Hadi. Şş, ne oldu kız? Ya kız ala, Ferhatlar Beter'e kamera şakası yapacaklar. Kameracılar falan gelmiş. Hadi biz de gidelim. Ay böyle ilacı kaçan be. Hadi yürü. Valla. Ana. Hadi. Bak sen benim oğluma bir bakıvereyim tamam mı? Hadi. Koşun. Hadi. Beter Ali bu binanın ikinci katında oturur. Eyvallah koç. Çaylar. Bak bakalım Muharrem senin kahvedeki çaylara benziyor mu? Birazcık benzer. Sen öğreniyor bu işi artık be. Gelmiş olabilirler. Ben her ihtimale karşı saklanayım. Tamam. Sen yan odaya geç. Yan odaya geç. Tamam. Buyurun. Beter Ali sen misin? Evet benim. Bir mesele mi vardı? Geçin konuşalım ya. Sen geç. Oturun hadi. İstemez. Torpido Tahir'in adamlarıyız biz. Bizim elemana sahte Bizans sikkesi kakalamışsın. Kakaladıysak kakaladık. Ne olacak yani? Vuracak mısınız beni cücük? Korktun mu ya? Cik. Dua et. Baba Beter'i diri diri getirin dedi. Yoksa seni şu acıkta mıhlamıştım. Babaya selam söyle koçum. De ki Beter abimin randevu defteri doluymuş gelemeyecekmiş. Çıkmaz ayın son çarşambasında artık. Sen bizimle dalga geçiyorsun. Aman abi korktum yapmayın ya. Beni bu oyuncaklarla mı korkutacaksınız ha? Hangi oyuncakçıdan aldınız bunu? Güzel yapmışlar ama ha. Hakikaten gerçekçi oyuncak. Bir tane de ben alayım bunlardan ya. Yürü be yürü. Yürü. Gelin. Tata.
Nasıl? Mafya benzedik değil mi tertip? Vay 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 vay. Kurtlar Vadisi'nde fırlamış gibisiniz vallahi. Vallahi sizi görünce korkudan şıp diye düşüp bayılmazsa iyidir ha. Ama gözünüzü seveyim, iyi korkutun beter ha. Silahları direkt kafasına dayayın. Of, amma kötüsün be Ethem abi. Yazık değil mi adama be? Aman be, ya şaka yapıyoruz be hala ya. Of. Merhaba. Bunlar kim be? Kamyon şakası ekibi Muharrem abi. Hani Beter'i şakalayacaktık ya. Siz iki ekiple mi çekim yaparsınız birader? Yok, sadece bir ekibiz biz. Allah Allah. İyi ama az önce Beter'in evine gelen mafya kılığındaki adamlar sizin ekipten değil miydi? Ne? Hangi adamlar enişte ya? Beter'in kapısına gelen mafya kılıklı adamlar. Beter'i zorla alıp götürdüler. Bizim şaka ekibi burada olduğuna göre o kapıya gelenler gerçek mafyaydı. Allah! Gerçek mafya mı? İşler hepten Arap saçına döndü be. Eyvah eyvah. Dahası da var. Beter o adamları sizin şaka ekibi zanneder. Aa! Ne? Ne yapacağız şimdi abi ya? Cebini arayalım, uyaralım Beter'i. Söyle. Sultan doğru der. Hemen ara Erat, ara ara. Arıyorum hala, dur ya. Kapalı cebi. Ne yapacağız şimdi abi ya? Karakola gidelim. Komiserin bir çaresini bulur. Muharrem abi haklı. Yürüyün. Hadi, hadi yürüyün. Hadi hadi. Hadi hadi. Kalk, kalk. Yürüyün, yürüyün. Bizim mafya mesleğinin en kötü tarafı ne biliyor musun koçum? Kimseyle arkadaş olamıyorsun. Niye diye sormayacak mısın? Niye abi? Çünkü tanıdığın herkesi bir şekilde vurmak zorunda kalıyorsun. Çevrende arkadaş olacak kimse kalmıyor. Komikmiş. Nesi komik? Nesi komik be? Alemin en büyük mafya babası Torpido Tahir'e sahte altın satmanın nesi komik? Vay be, helal olsun adama. Ne güzel rol kesiyor. Şaka ekibinden olduğunu bilmesem hakikaten mafya babası olduğuna inanacağım vallahi. Sıkayım mı şimdi bacağını? Yok, bacak lazım bana. Her sabah koşu yapıyorum da. Sen en iyisi konuma sık abi. Sık 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 ya. Çekinme sık. Çünkü bende nasıl olsa abi sık ya. Ne yapıyorsun be? Kolu sevmediysen ağzıma sık abi sık. Ağzımda kuş tutsam yaranamıyorum sana abi. Belki ağzımda kuşun tutarsam yaranırım. Sık abi sık. Sık ya. Vay vay vay. Sözüm ona bana deli ayağı çekip bu işten yakayı sıyıracağını sanıyorsun. Uyanık. Alın bunu işkenceye. İşkence de var ha. Siz işi iyice abartmışsınız kardeşim. Ne oluyor ya? Kameralar nerede ya? Yanlış anladıysam düzeltin. Şimdi siz Beter'e mafya kılığında gidip kamera şakası yapacaktınız. Evet komiserim. Muharrem adamın kalbine iner diye korktuğu için gizlice gidip Beter'e kamera şakası yapacağınızı anlattı. Evet. Bu sırada da gerçek mafya gelip Beter'i götürdü. Beter de gerçek mafyayı kamera şakası ekip sanıyor. Öyle değil mi? Maalesef aynen öyle komiserim. Siz deli misiniz evladım? Nereden çıktı şimdi bu kamera şakası? Bir kamera şakanız eksikti. Zaten kendiniz kamera şakası gibisiniz be. Ne yapacağız şimdi? Bize mi sorarsınız ne yapacağınızı komiserim? Ya biz de siz bize yardım edersiniz diye kalktık size geldik komiserim. Beter'i götüren adamlar kimdi tanıyor musunuz? Vallahi komiserim adamlar... Biz Torpido Tahir'in adamlarıyız dediler. Torpido Tahir'in adresini biliyoruz komiserim. Aa. Hemen mekanda baskın yapıp kurtulalım komiserim. Oldu canım. Operasyonu da sen yürüt bari. Ha ne kadar kolay. Hemen baskın yapalım. Tamam pardon komiserim. Baskınlı olmaz bu iş. Beter'in başına bir iş getirebilirler. İçeriye bir numarayla gireceğiz. Nasıl bir numara komiserim? Hazır. Kamera şakası ekibi de buradayken onlardan faydalanacağız. Dinleyin şimdi. Kurban olun yapmayın abi ya. Yeter abi çatlayacağım dinlekten. Abi yapmayın ne olur ya. Param nerede? Paramın yerini söyle. Abi gülmekten söyleyemiyorum ki. Çekin şu keçiyi. Nerede param? Ya bırakın Allah aşkına. Şaka yaptığınızı bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Kameralar nerede kardeşim? Ferhat! Neredesin oğlum ortaya çık! Ferhat! Uzayın ayaklarını. Çıkartın.
Kurban olayım Yalama. Yalama be. Çok yalak hayvan bu ya. Param nerede? Bu şaka da kabak tadı vermeye başladı abi. Ferhat. Şuradan bir kurtul. Uyacağım seni. Oğlum yanlış adamı mı getirdiniz, ne yaptınız? Getirin şu Hasan'ı, teşhis etsin şunu. Bak koçum, bana deli ayağı yapma. Bu son şansın. Ya paranın yerini söylersin ya da elektriği veririm. Elektrik deyip küçümseme. Sanayi elektriği bu. Abi anlayayım ben o elektriği. Sizden yeterince pozitif elektrik alıyorum çünkü. Kamera nerede ya? Ver elektriği. Nerede para? Siz deli misiniz kardeşim? Böyle kamera şakası mı olur ya? Resmen verdiniz elektriği ya. Rütü'ye şikayet edeceğim sizi. Allah'ım ya Rabbim, hala şaka diyor ya. Senin ne işin var burada ya? Seni dolandıran bu muydu oğlum? Buydu baba. Bir dakika, bir dakika. Siz gerçekten mafya mısınız abi? Yok, Kafkas Halk Dansları ekibiyiz. Dalga mı geçiyorsun Teres? Tabii ki gerçek mafyayız. Abi, ben çok özür dilerim abi. Abi, sizden makas aldığım için özür dilerim. Sizinle dalga geçtiğim için özür dilerim abi. Bucuk yaptığım için özür dilerim. Çiçi abiye yalaka dediğim için özür dilerim abi. Bırak özür şimdi. Param nerede? Abi, çok özür dilerim abi. Öyle böyle özür değil abi. Katmerli özür dilerim abi. Eşeğim ben abi. Abi çok özür dilerim. Ne olur affedin beni abi. Kes şu özrü be. Bir daha özür dilersen öldürürüm seni. Fazla özür dilediğim için özür dilerim abi. Çok özür dilerim abi. Verin elektriği. Abi çok özür dilerim ama kapı çalıyor abi. Özür dilerim abi. Azrail'dir. Canını almaya gelmiştir. Çok espritüelsiniz abi. Güleceğim ama... Elektrik çok canımı yaktı abi. Onun için gülemiyorum abi. Özür dilerim abi. Aç. Siz kimsiniz be? İyi günler. Biz evim Sugar Evim programından geliyoruz. Evinizi dekore etmemizi ister misiniz? İstersiniz. Geçin içeri arkadaşlar. Ne oluyor ya? İstemiyoruz. Çıkın dışarı yoksa fena olur. Bakalım sizin eviniz için neler yapabiliriz, değil mi? Evet arkadaşlar, hemen içerideki odalara bakın. Her tarafı pırıl pırıl yapacağız. Sevgili dekoratörümüze dönüyoruz. Hanımefendi, biz dekorasyon istemiyoruz. Siz istemiyorsunuz ama ev istiyor. Baksanıza harap durumda bu ev. Tabii canım, ev yapmak lazım, dökülüyor. Neresi dökülüyor be? Daha yeni dekore ettirdik. Çok kötü dekore etmişler. Sevgili evim Sugar Evim izleyicileri. Şimdi bu evi baştan yaratacağız. Burayı dekore etmeyeceksiniz dedim size. Anlamadınız mı? Çıkın dışarı. Madem burayı dekore etmemize müsaade etmiyorsunuz... ...o zaman sizi dekorasyonu yapılmış bir yere alalım. Şöyle... Parmaklık dekorasyonlu bir hapishane size açar. Hem parmaklıklar da beyefendinin çizgili takımıyla güzel bir kombinasyon oluşturur komiserim. Ne diyorsunuz be siz? Polis diyoruz. Kadırın geldi. Kadırın geldi. Kadırın geldi. Kelepçeli bunları hemen. Neden nasıl? İyi komiserim. Karşıdaki odada. Gidelim hadi şöyle. Hadi. Yürü. Gel canım gel sen. Hadi yürü. Abi. Abi ne yaptılar ya? Ay. Ferhat, yaktın beni Ferhat. Ay, mahvettin beni. 500 voltluk elektrik verdiler bana ya. Ay. Yavaş. Hmm.
vallahi iteriz. Ha? Anam vallahi iteriz. Hayla elektrik vardır adamın vücudu. Sultan, içerideki şu ütüyü kap getir. Fişi beteri takalım da ütüyü yapalım. Asıl beleş elektrik bulmuşuz. Fırsatı kaçırmayalım. Geç şimdi. Dalga geçme pembe. Mahvolmuşum, bitmişim ben. Ne diyorsun sen ya? Bak 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 bak. Ama ne mahvolacağım be? Keban barajı gibi adamsın. Oturduğun yerden elektrik satar para kazanırsın be. Ya kusura bakma abi ya. Vallahi böyle bir şeye sebep olduğum için kendimi hiç affetmeyeceğim. Be. Asıl ben sizi hiç affetmeyeceğim Ferhat. Yaktın beni. Adamların gerçek mafya olduğunu bir anlayabilseydim. Sen misin roman yazacağım diye milleti dolandıran? Böyle verirler işte elektriği adama, bunu da yaz kitabına. Kitabın adını da bir kerisi güllüğü koyarsın artık. Her maytap geçtiniz be. Başlayacağım babanızın şarap çanağına. Baba ayıptır canım, damatlar gibi giyinmişsin. Damat olacağım inşallah. Çapkınlığa giderim be. Ne? Oho, yakışır çapkınlık dili Kadir abimize. Ya çapkınlar aleminde zaten Kaya Çilingiroğlu bir, sen iki Kadir dedi. Dalga geçme be. Falımda okudum. Bugün size yeni bir aşk görünür yazardım. Baba, falın altındaki köşeyi de okusaydın günün sözü bölümünde... ...kırkından sonra azanı teneşir patlar yazardı. Aman be, o teneşir bana göre değil. Hadi, hadi. Allah'ım çok merak ediyorum. Bu ailede neden bir tane akıllı çıkmıyor? Niye gerçekten? Koşun, koşun, gelin, gelin. Yürü, yürü, yürü. Koş, koş, koş. Hele maşallah İstanbul çok güzeldir ha. Hiç bizim oralara benzemiyor. Maşallah maşallah. Çok güzeldir ya, çok güzeldir ya maşallah. Maşallah. Aa, elin avratlarına mı değilsin o kelamlara? Yok, ne alakası vardır avrat? Ben şehre diyeyim maşallah. Her tarafa sütun dikmişler, çok güzel olmuş. Keşke Reşo ayı da getirseydik. O da görseydi buraları. Ha, mezarından çıkarıp getirseydik de ne baş diye tutuklasalar da hepimizi. Ana ne dilsin sen ya? Baba öleli 15'in olmuştur. Nasıl getirseydik ha? Hış, öldü mü babel? Niye bana söylemediniz bugüne kadar? Ay, ay gitti evimin biri. Ay, ay. Anne, kurban olayım gene başlamayasan. Ya rahmetli babayı beraber gömmedik mi? Hatırlamayın sen. Neyi? Babayı. Ne olmuştur babaya? Yoksa bir şey mi olmuştur? Allah'ım sen bana sabır ver. Bu Burak anneyi beni delirtecek ya. Akla gidip gidip geliyor garibim, ne yapsın? Avrat, gözünü anneyin üzerinden ayırmayasan. Kaybolur maybolur. Vallahi sana zimmetlidir anne ya. Tamamdır ha. Anney, gözünü aha bu kırmızı ayakkabılardan ayırmayasana. Yoksa kaybolursun. Ayakkabılar nereye, sen oraya. Tamam mı? Hadi yürüyün hadi. Hadi. Buyurun. Çay ver evladım. Tabii efendim. Etrafta da bana göre aşık olunacak hiçbir kadın yok be. Yanlış fal mı okudum yoksa ben? Reşo. Kadın bana mı gülümsedi be? Reşo. Aa, sen de mi geldin İstanbul'a? Ben hep buradaydım anam.
Kurban olam sana. Gel bir sarılam. Bende de ne cazibe varmış be. Ayaküstü tavladım kadını ya. İstavrit gibi yemsiz oltaya geldi be. Yavrum. Oo, hoş gelmişsiniz. Eyvallah. Nasıl, İstanbul'u beğenmiş misiniz? Ya beğenmek de ne demek ha? Dibimiz düşmüştür. Maşallah. Bıngıl bıngıldır İstanbul ha. Zöhre anne niye gelmemiştir? Gelmiştir canım. Niye gelmemiştir? Anne. Anne. Anne kaybolmuştur. Nasıl da rahat söylüyor yahu. Sanki bozuk para kaybetmiştir. Avrat, sen koskoca mahallenin anasını kaybetmişsindir ha. Vış. Ben mi kaybetmişim? Kendi kendisini kaybetmiştir. Lo ben sana anayı emanet etmedim mi? Öldür sen ha, öldür. Kıyma bana. Kıyma ayağını tırabı olayım, kıyma. Boşuna yalvarma lo. Yapma. Tedavülden kaldırıyorum seni. Ah kalbim sıkışı. Ah kalbim. Böyle boş boş oturmazdın. Altın altın bir şeyler saçmayacaktın. Hakikaten be abi. Bu akşam da bize sahte elmas falan saçarsın diye bekliyorduk bize. Ne de olsa alışmış kudurmuştan beterdir. Sen dalganı geç koçum. Ben sana bir kamera şakası yapacağım. Göreceksin Hanya'yı Konya'yı o zaman. Hadi be. Hayda. Gene bir kamera şakası. Uslanmayacak mısınız kardeşim siz? Yavrum yerim senin yavrum. Ye beni Reşo ağa ye. Çiğne beni. Hüpürdet beni. Kütürdet beni. Aa, bana bak Reşo ağa da nerede çıktı ha? Cilveli kadar ya. Benim adım Deli Kadir. Deli Kadir. Aman aga maytap geçmeysen benimle. Kaççılık ağamın adını bilmem mi? İyi madem sen Reşo demek istiyorsun. Reşo olsun canım. Ver bakayım bana gıdıdan bir öpücük. Hadi ver. Alalım seni. Vallahi yorulduk. Anam destur bismillah. Bu ne be? Doğru bildin. Pembeciğim bu anan. Yeni ana getirdim sana. Hadi gelin öpün bakayım yeni ananızın elini. Dedem evde keçileri kaçırmış Fatih. Baba. Tozuttun mu sen be? Ha, nerede buldu bu karıyı? Artık sizin cici anneniz sayılır. Aşık oldum ben bu kadına. Kadın mı? Sen deli misin, divane misin? Elin aşiret karısını almış getirmiş buraya bir. Bunlar kimdir Reşo ağa? Reşo ağa mı dedi? Anam sen delisin. Na bu karı sende deli ha. Tencere yuvarlamış hanım kapağını bulmuş. Ama ben sizle uğraşamayacağım. Biz balayımızı yapmak üzere odamıza gidelim. Ne balayı mı? Otur oturduğun yerde. Rüyanda görürsün sen balayını. Balayıymış. Çaylar da geldi. Ay dur be, çekil dur ya. Aa telefon çalıyor Şahin'im. Al. Alo.
Sevmişsin kız ana. Ne? Bildirdi mi bu dedem ya? Tamam kapat, hemen geliyoruz. Ne oldu be Şahanem? Ne oldu be? Ya dedem sokaktan yarı deli bir kadın bulup getirmiş. Ben gidiyorum ya. Dur. Tut şunu Aliş. Ne? Ben de geliyorum Şahanem, bekle. Bunu bana nasıl yapar? Tuh rezil. Boyu devrilsin. Ben de gelirim. Allah'a bu cıngar kaçmaz. Ben de gelirim. Ben de gelirim. Yürü oğlum. Sen benim üzerime nasıl yük çıkarsın? Şuradan bir çekil. Tuh senin suratına. Ay. Hepiniz tükürün. Deve gibi ne tükürürsün be deli karı? Kendini koklatmadın ki bana. Ben de gidip açılmamış goncaları koklarım. Bu buruşuk karı kimdir Reşoğa? Ne? Reşoğa mı? Reşoğa da kim? Kızım, karının devrilerinde bir problem vardır. Kafası bir gidiyor geliyor, bir gidiyor bir geliyor. Gözün aydın. Ahir ömründe nihayet bir karı buldun ha. Muradına erdin mi Kadir dede ha? Defola gidin be. Karımla baş başa bırakın beni. Karı kadar taş düştüm başına. İnşallah kudurum. Sultan. Anam kurban olayım. Sen git be. Bu gece burada kasen dedenin yanında yat. Ben de karının yanında yat. Ne olmaz kardeşim ya. Bizim işimiz var sultanla ya. Anam deli deli konuşma. Bu azgın babam elin aşiret karısına bir altı yapar, başımız belaya girer ha. Doğru. Anam doğru der Ferhat. Dur ben bu gece burada kalayım. Pembeler haklı be Ferhat. Ha. Ateşle barut yan yana durmaz. Hadi canım. Hadi be. Yaktın beni Kadir dedi be. Sus. Saçına çekirdek geldi canım. Hanımı toprağa vermişizdir. Şimdi anneyi arayıp bulma zamanıdır. Karakoldan bir haber çıkmış mıdır? Maalesef oğlum. Zöhre alayı kimse görmemiştir. O zaman kendimiz dokunup arayacağız. Oh be. Allah be. Hakikaten de kırdı. Haberi duydunuz mu beyler? Hayrola ne haberi ya? Ne haberiymiş bu? Siz uyuyorsunuz be. Mahalle bu haberle çalkalanır. İnsanı meraktan çatlatma be kardeşim. Çıkar şu ağzındaki baklayı. Ne haberiymiş bu? Deli Kadir kendine bir karı bulmuş. Oh be. Hadi canım. Hayatta inanmam. Onun gözleri bile görmez be. Kadın diye eve başka bir şey getirmiş olmasın abi? Yeminle bir kadın getirmiş be. Edde aşiret kadını. Böyle boynunda altınlar falan var. Gidip deli kadını tebrik etmek lazım be. Bizim yapamadığımızı o yaptı. Helal olsun vallahi. Ha kurban şuna bir bakarsan şu resimdekini gör. Yok görmedim. Dokur ben durasın. Aha bu anayın cansız suratıdır. Kendisi sıra kadem basmıştır. Arayıp bulamayık. Belki sen anayı görmüşsün. Dur bakayım. Aa gördüm ben bu kuzunu be. Görmüş mü sen? Ha sana kurban olan. De bakalım nerede görmüşsen? Bizim deli Kadir bunu kendisine karı yaptı. Ne? Kendine karı mı yapmıştı? De bakalım bu deli Kadir nerede? Şuradan yukarı çıkıyorsun. Ha? Sağa dönüyorsun. Sokağın sonunda. Hay yaşayasın ha. Deli Kadir evlenmişsin. Tebrik ederiz. Ethem'in de çok selamı var. Lan Baytap geçme. Ne evlenmesi? Kendi kendine gelin güvey olmuş adam. Ne kendi kendime gelin güvey olacağım? Aha gelin aha da güvey. Yaşa. Kapı çalar koş kapıya bak hadi. Bakıyorum anne. Baba. Hı. Canım benim. Kes sen. Bu karıyı geri yolla. Sana daha yeni model bir karı alırım siz. Teyze bir aklı be dedi. Bu karının aklı gidik. Ha. Bas bas hiçbir şey. Defolun gidin be. Ben severim Zühre'mi. Nerededir o deli Kadir? Anne. Namusumuz iki paralık olmuştur. Anam ne oluyor? Bir evi eşkıya mı bastı? Ne oluyor be? Ne oluyor kardeşim? Dağ başı mı burası? Ne bu silahlar? Konuşma lan. Bu kansız anayı kaçırmış namusumuzu lekelemiştir. Töreye göre bu. Öldüreceğiz. Aa, ne diyorsunuz be siz? Aa, kafayı mı yediniz kardeşim? Ne vurması ya? Anam siz bu televizyondaki ağa dizilerinden mi fırlayıp giydiniz? Ne töresi, ne furması, ne zırvalarsınız siz be? Konuşma lo.
Namusumuz iki paralık olmuştur. Hem Kadir'i hem anneyi vuracağız. Kadir değildir o. Reşoa. Tabii tabii. Reşoa'yım ben. Tanımadınız mı beni? Lo. Sen bizi anne gibi bunak mı sandın? Son duanı et Kadircan. Biletini keseceğim. Dur abi yapma. Ne yapıyorsun? Elini kana bulama ya. Ya abi illa vurmak zorunda mısın yani? Tabii canım. Dörede başka yolu yok mu bunun abi? Yok mu? Ha? Aslında bir yolu daha vardır. Bak. Ha. Tamam. Nedir? Anam işte bir yolu varmış. Nedir abi onu yapalım. Nedir? Berdel yapacağız. İşte gel anam. Gel anam gel anam. Geç anam. Geç. Yapalım berdel. Yapalım anam. Güzel. Medeni insanlar gibi berdel yapacağız. Bu işte burada bitecek. Bu kadar basit işte. Kız ana. Berdel olacak dersin ama berdel ne? Ya berdel ne abi? Sizin kaçırdığınız kuza karşı biz de sizden kuz alacağız. Ne? Gerçekten de bayağı medeniceymiş kız anam. Abi bende bir tek kız vardır. O da ben. Evli anam. Bak, yok. Başka evlilik çağında kızım yok ki benim. O zaman Kadir'i vuracağız. Durun durun vurmayın. Vurmayın. Pembe evlensin. Pembenin kocası yok boşta o. Tozuttun mu sen be? Hayatta olmaz kardeşim. Ha? Olur olur. Bu mudur pembe? Vay vay. Güzelmiş. Benim de hanım sizlere ömür. Daha dün ölmüştür. Boştayım yani. Dur bakayım dişlerine. Aç 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 aç. Dişleri de tamammış. Tamam ben bunu alayım. Okeydir babu. Hayvan pazarından inek mi alıyorsun be? Dişlerime bakardın. Konuşma lan. Beğenmişim ben bunu. Berdel olacaktır. Aman. Yürü lan. Ya çok moralim bozuk be Ferhat ya. Tamam canım. Gel bak yerimiz de boş. Geç otur he. Ya aklım almaz be Ferhat. 21. yüzyılda İstanbul'un orta yerinde anam bir ağaya berdir olarak gidecek ya. Olacak iş mi ya? Üzülme be canım. Nikahta keramet vardır. Hem belki evlenince anan da sever Maho'yu ha? Hatta aşık bile olabilir yani ha? Ne dersin? Ya saçma sapan konuşma be. Anamın aha bu vazoya aşık olma ihtimali bile Maho'ya aşık olma ihtimalinden daha fazladır ben sana bunu söyleyeyim ha. Ya tamam canım tamam. Başımıza kötü bir şey geldi kabul. Ama olaya bir de iyi yönünden bakmaya çalış. Hangi yönünden be? Bu olayın iyi bir yönü var mı ki bakayım ben? Var tabii canım. Şimdi Pembe abla evlenip Maho Ağa'nın köyüne gidince ne olacak ha? Ne olacak? Kadın o dağ başında ezogelin gibi memleket hasretinden ölüp gider herhalde. Pembe abla açısından değil Şahin'im. Bizim açımızdan bizim ya. Ne olacak? Ne olacak? Söyleyeyim Şahin'im. Pembe abla gidince bize karışan görüşen kimse olmayacak. Biz de istediğimiz gibi balayımızı yapacağız. He? Benim anam orada töre kurbanı olmuş. Evrimini daha tamamlamamış bir ağ bozuntusuyla evlenir. Sen balayını peşine düşmüşsün. Ya tamam canım ya. Belki kurtarırız ananı ya. Nereye kurtarıyorsun be? Nereye kurtarıyorsun? Akşama kına gecesi var kadını. Kına gecesi. Ne içersin canım? Sütlaç. Bize iki sütlaç. Tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kızım ağa dizilerindeki gibi kızım valağına berdel olmuş gidiyor ne yapacaksın? Bir çare bul Fatoş bir çare bulun bana anam. Töre kurban oldum giderim işte gidiyorum artık. Vay. Maho kına gecesi için aha bu altınları sana göndermiştir hanım ağam. Kız Pembe abla yine şanslısın kız. Zengin bir ailen evlenirsin. Bu fırsat kimin eline geçir? Hep zengin olmak istedin ya. Al işte zengin oldun. Bak bak. Aman be. Maho ağamın çocuklarını getirin de hanım ağam tanışsın. Çocuklar. Getirin hanım getirin. Kaç taneydi? Bir mi iki mi neydi? O kadar. Ne bileyim bir. Anne. Ana bunlar ne böyle çekil getirisi gibi be. Aman bir tanıştılar. Ay bu ne be? Ay ay ay. Ne oldu pembeciğim? Beni çağırtmışsın. Ne oldu?
Elinin körü oldu. Sana madalyası takacağım ben. Sevdiği kadın, mükemmel kadın, pembe. Törü zoruyla evlendiriliyor. Sen hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. Aferin sana. Ya pembeciğim, geceden beri gözümü kırpmadım ya. Seni nasıl kurtaracağımızı düşünüp duruyorum. Hiçbir şey bulamadım ya. Başka zaman olsaydı şıp diye dakikasında bulurdun. Yok anam yok. Belli ki sen beni hiç sevmemişsin. Hayda. Üf. Pembeciğim niye böyle yapıyorsun ya? Anam ne oluyor? Dışarıdan silah sesleri geliyor. Falan mı çıktı Beti? Yok be kız anam. Düğün olayı seni almaya geldi. Üf. Anam ben de harf çıktı sandım. Deli mi bunlar, düğünde niye ateş ediyorlar? Ay bir şey değil, beni vururlar diye korkarım. Hadi ana hadi. Çaresiz giyeceksin gelinliği. Hadi bir an önce kalk da hazırlan. Kına yak bir yerine gidiyorum işte ya evlenmeye. Ben bizim kurtaracağım. Kurtaracağım seni. Atı getirin hadi. Hadi gelin de çıksın artık. Hadi gel gel gel. Gel bakalım gel. Hadi bakalım. Kimsiniz? Kim var? Yavaş yavaş. İşte gidiyorum ha. Aman. Eyvah iyi. Beyba abla kızım ayağa gel şimdi. Yavaş yavaş abla. Hadi bakalım hadi hadi. Ya. Kadının hiç mi kıymeti harbiyesi yok be? Anamın ne dediğine bakmadan alıp götürdüler ya. Ay ay. İşlerine böylesi geliyor şahanem. Em işlerine gelmese töremöre dinlerler mi hiç be? Bir dakika. Bir dakika oğlum. Şahane bir şey buldum Ferhat. Pembeyi kurtaracağız. Ne diyorsun abi ya? Ne buldum ki ben? Pembeyi kurtarma formülünü buldun koçum. Hı? Daha ne bulacaksın? Çok akıllısın Ferhat. Hayır akıllıyım da bir de neyi buldum bilsem. Ciddi misin be Beter? Anamı kurtarabilecek miyiz sakat kardeşim? Nasıl yapacağız bunu be? Nasıl nasıl? Dinleyin anlatıyorum. Şimdi öncelikle Menekşe sen. Evet. Memuru gelmiştir oğlum. Davul zurna sussun ha. Of. Nikaha oturayık. Ha? De haydi. Nikah masasına geç hanım. Ha? Tabii hanım geçiyorum. Lot terbiyesizin kızı. Sen o anın önünden nasıl yürüyorsun? Karı kısmısı erken önünde yürümeyiz ha? Geç bakayım arkaya. Geç. Allah'ın olsun. Ben nasıl bu yaratıktan evleniyorum? Bittim ben. Bittim artık. Bittim. Buraya mı? Oturayım buraya. Ha, otur öyle. Ha. Sevgili davetliler. Gelin ve damat evlenmek maksadıyla belediyemize başvurdular. Ve evlenmelerinde bir sakınca görülmedi. Reşo oğlu Mahva. Buyur. Kadir kızı Pembe'yi karılığa kabul ediyor musunuz? Hadi. Şşş. Kadir kızı Pembe. Canım. Sen Reşo oğlu Mahva'yı koşalığa kabul ediyor musun? Ben... Durun! Durun! Ne oluyor ya? Bu nikah kıyamazsınız! Ne oldu lan? Berdel'de bir değişiklik oldu Mahva. Oradan canım, anlayamadım. Anlamayacak ne var Mahva? Senin anan Zöhre ana son dakikada Pembe'nin babası Deli Kadir'i bırakıp mahalleden başka birine kaçtı.
Getirin Zöhre Ana'yı. Getirin. Doğal olarak Berdel şartları değişti şimdi. Pembeyle değil, bu adamın kız kardeşiyle evleneceksin. Yaşasın töreler, yaşasın, yaşasın. Getirin adamı kız kardeşine. Getirin. Nerede benimle evlenecek erkekler? Nerede? Erkek. Yeni karım. Nerede ya? Töre gereği Berdel yapacaksınız. Sen de bununla evleneceksin. Allah erkek ya. Aslanım benim, evleniyorsun bana, kurbanım sana yine. Gel. Şöpbe ya lan, şöpbe. Kartukala ama açtık biri var. Usta biri var. Açtık.